Malum çilek mevsimindeyiz ve birçok evde de reçel telaşı var. Peki çilek reçelinin püf noktaları neler? Yalova Sermayecik köyüne gideceğiz şimdi. Rengi, kokusu, lezzetiyle şahane bir reçel tarifi var sırada. Hem toplamasını hem de yemesini çok seviyorum. Çileği dokunmadan sapından kopartıp yavaşça kovaya koyuyoruz. Oo, tam bak şimdi böyle göz göze oldu. Çok da güzel oluyor reçelin. Pembe olur, gül reçeli gibi aynı. Çileğin diyarına geldik. Yalova Sermayecik köyündeyiz. Çileği toplayabilmek için her tarafının kırmızı olması lazım, olgun olması lazım. 61 yaşındayım, her sene buradayım. Bayağı doldurmuşsun çilekleri. Evet, topladım bayağı. İşte bu bereketli topraklarda çilek nasıl yetişiyor, hangi lezzet yolculuğundan geçiyor? İşte topraktan soframıza çileğin hikayesi. Tam mevsim olduğu için güneşten tadı da güzel oluyor, kokusu da güzel oluyor. Yani tam zamanı. Bayağı hızlısınız, bir orada bir burada. Çabuk olması lazım. Kadın çiftçiler olmasa biz bu çileği şu anda üretemeyiz. Tam da böyle eşarbınla uyumlu olmuş çilekler. Bugün kırmızılıyım. Evet, eşarbımla uyumluyum. Zevkli oluyor. Eğleniyoruz. Kıpkırmızı çilekler taze taze tarladan toplandı ve şimdi çilek reçeli olmaya hazırlanıyor. Şu an kesiyoruz. Yani büyük olanları ben bölmeyi tercih ediyorum. Küçük olanları da direkt koyuyorum bu şekilde. Seyhan abla ile Memnun abla çilekleri batırdılar şekere. Şimdi çilek reçelinin püf noktalarını anlatacaklar bize. Akşamdan da eğer şekere basarsak çok güzel oluyor. Hemen, bir saat evet. Önce basarsak rengi daha güzel oluyor. İlk evet. Püf nokta bu mudur? Akşamdan yaparsan biraz kara olur. Tarifi biz kaç kilo üzerinden veriyoruz? 1 kilo çileğe 1 kilo şeker koyuyorum ben. Kimisi böyle az şekerli olsun diye şekerini az koyuyor. Biraz böyle olduğunda ne olur? Duruk olur. O zaman yani, yaparsan suyu böyle koyu kıvamı olmaz. Duruk olur. Harlı ateşte mi pişmesi gerekir? Kısık ateşte mi pişmesi gerekir? Orta ateş. Harlı ateşte pişerse taşar. Gerekiyor. Fazla kaynatmamamız lazım. Peki kıvama geldiğini nasıl anlıyoruz? Bir tabağa koyuyoruz, böyle çizgi atıyoruz. Çizgi kapanmazsa kıvamı olmuş demektir. Böyle göz göz olursa o çilek reçeli sona doğru gelmiş olabilir. Göz göz mü olacak yoksa tabaktaki o çizgi ayrılacak mı? Hangisi? Tabakla yapıyorum ben. Ben çok da güzel oluyor reçelim. Çok da güzel oluyor. Ve azıcık böyle soğunca böyle çizgi atıyorum olmuş demektir. Bak bu oldu tamam. Bir kıvama geldi demektir. Şimdi altını kapatıyoruz ve kavanozlara koyuyoruz. Tadı, rengi, kokusu ayrı. Bu lezzet aklımızı başımızdan aldı. İşte çilek reçeli de hazırlandı.